Herkese merhaba arkadaşlar, umarım iyisinizdir. Tanzimat Edebiyatı derslerine devam ediyoruz. Bugünkü dersimiz Tanzimat Edebiyatı'nın birinci dönemiyle ilgili olacak. Öncelikle sizlere genel özellikleri anlatacağım. Ardından arkadaşlar bütün sanatçılara, sanatçılarla ilgili önemli noktalara ve eserlerine değineceğim. Dilerseniz vakit kaybetmeden başlayalım. Bu arada hemen hatırlatmış olayım, sizler için hazırladığım bu notu açıklamalar bölümünden indirebilirsiniz. Ben ders anlatırken üzerine not, not alırsanız sizler için daha faydalı olur. Dilerseniz başlayalım. Arkadaşlar Tanzimat Edebiyatı'nın birinci döneminde sanat toplum içindir anlayışı hakimdir. Yani bütün sanatçılarda toplumu eğitime kaygısı görülür. Sanatçılarımızın birçoğu bu dönemde aynı zamanda devlet adamıdır. Özellikle Ziya Paşa ve Namık Kemal devlet kademelerinde görev almış sanatçılardır. Bu dönemde arkadaşlar dilde sadeleşme arzulanır fakat gerçekleştirilemez. Sorularda, şıklarda veya soru kökünde bu madde mutlaka karşımıza çıkıyor. Lütfen burada dikkatli olalım. Böyle bir istekleri, arzuları var. Fakat yetişme tarzları açısından, edebi alışkanlıklar açısından dilde yeterli düzeyde sadeleşmeyi gerçekleştiremiyorlar. Yani Arapça ve Farsça ile yüklü ağır sanatlı dili kullanmaya devam ediyorlar. Her yönüyle Fransız edebiyatı artık Türk edebiyatını etkilemeye başlar. Bu dönem sanatçılarımız için de geçerlidir bu. Arkadaşlar şiirde ve tiyatroda klasizm, Roman'da ve şiirde romantizm akımlarının etkisini görüyoruz. Sanatçılarımız doğu kültürüyle yetişmiştir fakat buna rağmen birçok alanda yeniliği arzulamışlardır ve birçok alanda da bu yeniliğe dair somut adımlar atılmıştır. Divan edebiyatını eleştirmiş, halk edebiyatını savunmuşlardır. Fakat halk edebiyatından yeterince yararlandıkları söylenemez. Yani halk edebiyatına ait nazım birimlerini, ölçüyü, içerik özelliklerini kullandıklarını pek söyleyemeyiz arkadaşlar. Şiirde estetik güzellik değil, içerik ön plandadır. İlk maddemiz neydi bakın? Sanat toplum için anlayışına bağlıydı bu sanatçılar. Dolayısıyla sanatçılarımız için biçim güzelliği değil, içerik önemlidir arkadaşlar. Ne işledikleri daha önemli. Edebiyatı düşünceleri aktarmak için bir araç olarak görecekler. Şiirde ilk defa vatan, millet, hak, hukuk, hürriyet, meşrutiyet gibi kavramları kullanacağız. Şimdi bu noktada önemli isimler kimler? Özellikle Namık Kemal arkadaşlar, vatan, istikbal, hürriyet gibi kavramları şiirde kullanan ilk şairimiz. En fazla kullanan şairimiz. Bu noktada en önemli şiir arkadaşlar hürriyet kasidesidir. Sen ne efsün imişsin ey didarı hürriyet. Esir aşkın olduk gerçi kurtulduk esaretten. Beyti de sık sorulan bir beyittir. Bunu birazdan açıklayacağım zaten bu noktada. Çünkü hürriyet ve istikbal kavramlarını işlemiştir. Devam edelim. Yine önemli bir maddemiz var. Eski nazım şekilleriyle yeni kavram ve duyguları işlerler. Tanzimat edebiyatının birinci dönemini özetleyen önemli maddelerden biri. Yani kasideyi, murabbayı kullanmaya devam ediyorlar. Fakat bu şiirlerin içeriğini değiştiriyorlar. Normalde kasidede işlenen konu neydi? Kasideler övgü şiirleriydi. Din veya devlet büyükleri övülürdü. Ama bu dönemde bu amaçla kullanılmayacak. Ne yapılacak arkadaşlar? Şinasi kaside nazım şeklinin içinde pozitif bilimlerden bahsedecek, akıl ve mantıktan bahsedecek, dini kavramları sorgulayacak. Namık Kemal kasidesinde yazmış olduğu hürriyet kasidesinde vatan, millet, bayrak, istikbal gibi konular işleyecek. Dolayısıyla nazım şekillerimiz eski, içerik yeni. Birçok yeni tür ilk kez bu dönemde edebiyatımızda görülür. Roman, hikaye, batılı anlamda tiyatro, makale, eleştiri gibi türler arkadaşlar biz ilk kez tanzimat edebiyatının birinci döneminde görüyoruz. Noktalama işaretleri ilk kez bu dönemde kullanılır. Kullanılan ilk eser de Şinasi'nin Şair Evlenmesi adlı tiyatro oyunudur. Eserlerimiz ilk kez yazılmaları sebebiyle roman tekniği bakımından zayıftır. Özellikle romanlar ve hikayeler arkadaşlar Batı tekniğinden, Batı seviyesinden uzaktır. Peki bu hataların, bu teknik kusurların örnekleri neler? Romanlarımızda uzun tasvirlere, beklenmedik tesadüflere sık sık yer verilir. Arkadaşlar romanlarda yapılan betimlemeler neredeyse Roman'daki olay kurgusundan bağımsızdır. Yani Namık Kemal'in İntibah romanında Çamlıma, Çamlıca betimlemesi yapılır fakat bu betimlemenin romandaki karaktere, tipe ya da romandaki mekanlara, olaylara pek bir faydası, yani onları açıklayıcı, destekleyici yönü bulunmaz. Sanki sadece Çamlıca'yı tanıtmak için yapmış gibidir. Ve arkadaşlar, romanlar olay örgüsü yönünden zayıftır. Beklenmedik tesadüflere çok sık yer verilir. Devam edelim. Zaman zaman romanın akışı durdurularak okuyucuya bilgi verilir. Bu önemli maddelerden biri. Yazar roman akışını keser, ey kari diye seslenerek okuyucuya, okuyucuya bilgi vermeye çalışır. Eğer siz soru kökünde verilen parçada ey kari ifadesine rast gelirseniz, böyle bir parça verilirse ve bu parçanın hangi dönemden alındığı sorulursa aklınıza hemen tanzimat edebiyatı gelmeli. Çünkü kari arkadaşlar okuyucu demektir. Dolayısıyla bu ancak Tanzimat romanından alınmış olabilir. Böyle güzel soru tipleri var dikkatli olun. Devam edelim. Başka bir kusura bakacağız şimdi. Kişiler tek yanlı ele alınır. Yani iyiler ya hep iyi, kötüler ise hep kötüdür. Kişilerin, tiplerin detaylı karakter tahlillerine yer verilmez. İyiler ödüllendirilir, kötüler cezalandırılır. Bu dönemde işlenen konularımız neler peki? Yanlış batılılaşma işlenir arkadaşlar. Kölelik, tarih Mirasiyede alafranga tiplerin hayatı işlenen başlıca konulardır. Sizler için bazı örnekler vereyim. Yanlış batılılaşmanın işlendiği birinci dönemde romanlarımızın başında arkadaşlar, Ahmet Mithat Efendi'nin Felatun Bey ve Rakım Efendi romanı gelir. Yine Namık Kemal'in Cezmi romanı yazılan ilk tarihi romandır. Namık Kemal'in e, İntibah romanında Ali Bey, alafranga tipe örnek biridir. Dolayısıyla bu konular, birinci dönemde karşımıza çıkacak olan romanlarda işlenecek olan konular. Tanzimat Edebiyatı'nın birinci dönem özelliklerini arkadaşlar bu şekilde sıralamamız mümkün. Sorular için bu maddeler sizler için yeterli olacaktır. Şimdi dilerseniz tek tek sanatçılarımızı ve onlarla ilgili önemli noktaları inceleyelim. İlkin arkadaşlar İbrahim Şinasi ile başlıyoruz. Şinasi biliyorsunuz bu dönem için yeniliğin öncüsü kabul edilecek. Çünkü birçok alanda özellikle tiyatro ve şiir alanında yenilikler gerçekleştirecek. Arkadaşlar Ağah Efendi ile birlikte Tercüman Ahval gazetesini çıkaracak. Ardından tek başına Tasviri Efkar gazetesini çıkaracak. Tercüman Ahval'de yer verdiği Tercüman Ahval mukaddimesi ilk makale örneğimizdir. Mukaddime ön söz demek. Burada gazete ile ilgili Türk edebiyatında, Türk tarihinde gazete ile ilgili önemli bilgiler verecek. Yenilik düşüncesiyle birçok sanatçıyı etkileyecek. Bakın arkadaşlar bunu örnek vermek gerekirse Namık Kemal çok güzel bir örnek olur. Namık Kemal ve Ziya Paşa aslında eski gelenek ile yetişmiş şairler, sanatçılar. Fakat Namık Kemal, Şinasi'nin de etkisiyle yenilik düşüncesine sahip olmuştur. O da düşünceleriyle Ziya Paşa'yı etkileyecek. Devam edelim. Şinasi kasidenin bölümlerini değiştirir arkadaşlar. Özellikle, burada hatırlatmak istiyorum. Bir önceki dersimizde söylemiştim. Münacat isimli bir kasidesi var. Bu kasidede içerik özelliklerini baştan sona değiştirecek akıl, mantık, bilim veya varlık yokluk kavramlarını sorgulamaya başlayacak bu şiiri sakın unutmayın. Arkadaşlar devam edelim. Kasidede konu açısından değişiklik yapar ve şiirde başlık kullanır. Münacat şiiri bunun en güzel örneği. Noktalama işaretlerini ilk kullan kullanan sanatçıdır. İlk kullandığı eser de şair evlenmesidir. Dilde sadeleşme çalışmaları yürütür fakat bunlar sadece istekte arzuda kalır. Dikkatli olun. Sadeleşmeyi tam anlamıyla bu dönemde gerçekleştiremeyecekler. La Fontaine'den fable çevirileri yapar. Birazdan örneklerini vereceğim. Ve arkadaşlar klasizmden etkilenen bizim Türk edebiyatımızda en önemli isimdir. Genel özelliklerini bu şekilde sıralamak mümkün. Şimdi dilerseniz eserlerini konuşalım. Tiyatrosu şair evlenmesi. Arkadaşlar bir töre komedyasıdır. Görücü usulü evlilik eleştirilir. Tanzimat edebiyatındaki eserlerle ilgili ayrıca bir dersimiz olacak. Orada önemli eserleri ve önemli noktaları sizler için anlatacağım. Şimdilik kısa geçiyorum. Müntehabat-ı eşar, eşar şiir demektir arkadaşlar. Yazdığı şiirlerine yer verecek. Duru ve emsale Osmaniye bizim için çok önemli atasözleriyle ilgili yapılan ilk çalışmadır. Tercüme-i manzumede şiir çevirileri yer alır. La Fontaine'den yapmış olduğu fabul çevirileri için de eşek ile tilki, kara yavrusu ile karga, arı ile sivrisinek önemli fabul örnekleridir. Ve arkadaşlar müntehabat-ı eşarda da yine şiirlerini toplayacak eserlerini bu şekilde de sıralamak mümkün. Şimdi Namı Kemalle devam edelim arkadaşlar. Biliyorsunuz Namı Kemal bizim için vatan şairidir. Biz onu bu şekilde adlandırıyoruz. Ona en çok yakışan unvan da belki budur. Çünkü vatan, istikbal, bayrak gibi konuları ilk kez işleyecek. Toplum için sanat düşüncesine sahiptir. Bütün eserlerinde toplumu eğitmeyi, eğitmeyi amaçlar. Eserlerinde vatan, hürriyet, özgürlük, eşitlik gibi konuları işler. Şimdi burada Hürriyet Kasidesi'nden aldığım bir beyti sizlere okumak istiyorum. Çünkü hem soru köklerinde kullanılıyor hem az önce verdiğimiz maddeyi örneklemek istiyorum. Sen ne efsunkar imişsin ey didarı hürriyet, esiri aşkın olduk gerçi kurtulduk esaretten. Efsunkar büyülü demek, didarı hürriyet hürriyetin yüzü demek, esaret eserlik demek. Dolayısıyla ey hürriyet hürriyetin yüzü sen ne büyülü ne güzel bir şey misin ki biz senin esirin olduk. Dolayısıyla da hürriyetin esiri olduğumuz için başka milletlerin esaretinden kurtulduk. Arkadaşlar bu Hürriyet kasidesinden alınmış bir beyittir. Sorularda verilir ki güzel de soru olur. Lütfen dikkatli olalım. Bakın hürriyet kavramını şiirde kullanmış. Şimdi devam edelim. Şiirlerinde hem konu hem de biçim bakımından yenilikler görülür. Evet doğru ki bunu şimdi örneklendirmiş olduk. Tiyatrolarında aşk, vatanseverlik fedakarlık, ahlak gibi konular işlenir. Özellikle vatan yahu dikkat etmek lazım. Şinasi'den sonra Tasviri Efkar gazetesinin yöneticiliğini yapar. Ardından arkadaşlar Ziya Paşa ile birlikte Londra'da Hürriyet gazetesini çıkarır. Eserlerinde yani romanlarında, şiirlerinde, tiyatrolarında romantizmden etkilenir. Şimdi dilerseniz eserlerini birlikte inceleyelim. Arkadaşlar İntibah, Türk Edebiyatı'nda ilk edebi romanımız. Cezmi ilk tarihi romanımız. Vatan Yavuz Silistre, Gülnihal, Karabela, Akif Bey, Celalettin Harzemşah, Zavallı Çocuk önemli tiyatro eserleri. Burada özellikle Vatan Yavuz Silistre ile Celalettin Harzemşah'a dikkat etmek lazım. Çünkü Vatan Yavuz Silistre sahnelenen ilk oyundur. 600'den fazla kez sahnelenmiştir arkadaşlar. Bu oyunla Balkanlar adeta ayağa kalkmıştır ki bu oyundan sonra sürgün edilecek. Celalettin Harzemşah'da ise bu eserin 15 perdelik bu oyunun okunmak için yazılan bu oyunun ön sözün ön sözünde tiyatroyla ilgili görüşlerini dile getirir. Bu sebeple önemlidir. Devam edelim. tahrib harabat ve takip eleştiri türündeki sorulabilecek eserlerdir. Yakın arkadaşı Ziya Paşa gitgeller yaşayınca yeni ve eski gelenek arasında onun harabat antolojisini Tahrib-i harabat ve takip isimli eserleriyle eleştirir. İrfan Paşa'ya mektup, Renan müdafaa namesi Lisan-ı Osmani'nin edebiyatı hakkında bazı mülahazatı şamildir. Arkadaşlar Osmanlı Türkçesi ile ilgili yazdığı bir yazıdır, gelebilir. Tarih ile ilgili yazdıkları devre istila, kanice, silistre muharası, muhasarası, Osmanlı tarihi, büyük İslam tarihi, biyografileri ise evrak-ı perişan, anıları, magosa mektupları, bu mektuplar sorulabilir, edebi mektup türünde yazılmış mektuplardır, karşınıza çıkabilir. Ve burada Sizler için akılda kalması açısından Süleyman Nazif'in güzel bir cümlesine yer verdim. Namık Kemal'i belki de en iyi cümle anlatan cümlelerden biridir. Bizi yaratan Allah yetiştiren Namık Kemal'dir. Çünkü o milli bilincin uyanması açısından milli konuları, hürriyeti, istikbali, bağımsızlığı anlatması açısından hem Türk edebiyatı hem Türk insanı için çok önemli bir şahsiyettir arkadaşlar. Namık Kemal'i de bu şekilde özetlemek, anlatmak mümkün. Şimdi devam edelim. Yeni sanatçımız arkadaşlar Ziya Paşa. Şimdi Ziya Paşa ile ilgili neler söyleyebiliriz? Birlikte bakalım. Arkadaşlar divan şiiri geleneğinden etkilenir. Bu gayet tabidir çünkü bu gelenek içerisinde büyür. Şiir ve inşa ve harabat olmak üzere iki önemli eseri var. Neden önemli bu eserler? Çünkü arkadaşlar Ziya Paşa'nın yaşamış olduğu ikilemi en iyi anlatan eserler bunlar. Şiir ve inşada halk edebiyatını savunur, divan edebiyatını eleştirir. Harabatta ise divan edebiyatını savunur, halk edebiyatını eleştirir. Zaten bu sebeple Namı Kemal tarafından da, yakın arkadaşı tarafından da eleştirilecek. Genellikle aruzu kullanır. Terkibi bent nazım şekliyle yazdığı şiirleriyle ünlüdür. Türk edebiyatında iki isim ünlü. Terkibi bent denince aklımıza iki isim gelecek. Biri Bağdatlı Ruhi Divan Edebiyatı'nda, diğeri de Ziya Paşa Tanzimat Edebiyatı'nda. Yurt dışında çıkarılan ilk gazete olan Hürriyet'i Namı Kemal'le birlikte çıkaracak romantizm akımından etkilenecek. Şimdi dilerseniz arkadaşlar eserlerine birlikte bakalım. Arkadaşlar eşarı ziya eşar şiir demektir. Şiirlerini toplayacak. Harabat Türk Edebiyatı'ndaki ilk antolojidir. Burada divan edebiyatını övecek, halk edebiyatını eleştirecek. Rüyanın encamı, Endülüs tarihi, Engilizasyon tarihi, Emil ve Tartuf ve tercüme ile ilgili tercüme türünde eserleri. Zafername çok önemli. Osmanlı paşalarından Ali Paşa'yı över gibi görünerek eleştirdiği şiiridir arkadaşlar. Karşınıza çıkacak bu soru olarak. Şiir ve inşada halk edebiyatını savunur. Veraset mektupları çok önemli değildir. Defteri amal arkadaşlar bu dönemde yazılan önemli anı türünde eserlerden biridir. Anı ile ilgili soru gelebilir. Sözlükle ilgili bu dönemden soru gelebilir. Çünkü bunlar genelde üzerinde durulmayan konular ama önemli. Arkadaşlar rüya ilk mülakat örneği sayılır. Yine arzı hal, terciibent ve terkibi bent isimli eserleri bizler için önemli. Ziya Paşa'dan da bu şekilde bahsetmek mümkün. Şimdi Ahmet Mithat Efendi ile devam edelim. Ahmet Mithat Efendi ile ilgili neler söyleyebiliriz? Birlikte bakalım arkadaşlar. Öncelikle biz kendisini ne olarak biliyoruz? Hacı'yı evvel olarak biliyoruz ya da ne diyoruz? Yazı makinesi. Hacı'yı evvel hocaların hocası demektir. Yazı makinesi de çok yaz çok fazla eser vermesinden kaynaklıdır. 200'ün üzerinde eseri var arkadaşlar. Neden hocaların hocası diyoruz? Toplumu eğitimi açısından birçok sanatçıyı etkilemiştir. Bütün eserlerinde tek amacı halkı eğitmektir. 200'ün üzerinde eseri var. Zaten bu yüzden hangi unvanlara sahip olacak? H.C. Evvel ve yazı makinesi denilecek. Romanlarında halkı bilgilendirmek için akışı keserek ansiklopedik bilgiler verecek. Arkadaşlar, Devir, Bedir ve tercüman Hakikat isimli 3 gazetesi var. Gazete e, konusunda sizlere anlatmıştım. Dili sade ve anlaşılır. Dekadanlar isimli eseri, yazısı karşımıza çıkabilir. Nedir bu Dekadanlar? Dekadanlar yazısıyla arkadaşlar, Servet Üfü'nün şairlerini eleştirecek. Çünkü onlar yenilik düşüncesiyle ortaya çıkacaklar. Fakat şiirde çok ağır bir dil kullanacaklar. Bu yönüyle Ahmet Mithat onları... Dekadanlar isimli bir yazıyla eleştirecek sorularda geliyor dikkatli olun. Şimdi birlikte arkadaşlar eserlerine bakalım. Romanı ol romanları olarak önemli romanlarına değineceğiz. Yeniçeriler burada Hasan Mellah önemli arkadaşlar. İlk macera romanı. Hüseyin Fella, Felatun Bey ile Rakım Efendi romanı çok önemli. Yanlış batılılaşma işleniyor. Henüz 17 yaşında Süleyman Muslu Esrar-ı Cinayat ilk polisiye romanı. Dürdane Hanım, Dünya'ya ikinci geliş, Jön Türk, Paris'te bir Türk, Müşehadat arkadaşlar belki de en iyi romanı. Hasan Mella, Felahatun Bey'le Rakım Efendi, Esrarı Cinayet ve Müşehadat romanlarını unutmuyoruz. Tekrar ediyorum, Tanzimat Dönemi eserleriyle ilgili ayrı bir ders yapacağım sizler için. Şimdi Türk Edebiyatı'ndaki ilk hikaye örneklerini verecek. Bu nedir? Letaifi rivayet ile kıssadan ise Tiyatroları Eyvah, Çerkez Özdenler, Çengi bunlarda geleneksel halk tiyatrosunun etkileri görülür. Gezi yazısı Avrupa'da bir cevelan, biyografi ise pozitivist bilimlerle ilgilenmiş olan Beşir Fuat ile ilgili bir biyografi yazacak. Ahmet Mithat'ı da arkadaşlar bu şekilde anlatmak mümkün. Şimdi Ahmet Vefik Paşa ile devam edelim. Ahmet Vefik Paşa'da arkadaşlar bir tane anahtar sözcüğümüz var. Nedir o da? Türkçüdür arkadaşlar. Türkçü. Türkçülük düşüncesine sahiptir. Ki bunu da eserlerinde göreceğiz. Molière'den yaptığı çevirilerle öne çıkar. Türk tiyatrosunun kurucularındandır. Neden? Bursa'da valilik yaparken bir tiyatro binası açacak, tiyatro kültürünün yerleşmesi için çalışmalar yapacak. Bunun dışında önemli bir sözlük çalışması var. Lehçeyi Osmani, Anadolu Türkçesine ait ilk sözlüktür. Bakın şimdiye kadar bir tane de nerede gördük sözlüğü? Şinasi'de gördük, Ata sözleri sözlüğü. Bir de nerede görüyoruz? Ahmet Vefik Paşa'da Lehçeyi Osmani. Sözlükle ilgili soru gelebilir klasizmden etkilenecek. Eserlerine beraber bakalım. Bakalım arkadaşlar. Molière'den çeviriler yapmıştı demiştik. O yüzden bütün tiyatro eserlerini uyarlama veya çeviri şeklinde Molière'den faydalanarak kaleme almıştır diyebiliriz. İnfali aşkı, zor nikah, zoraki tabip, Azarya, Yorgaki Dandini, Savruk, Kocalar Mektebi, Kadınlar Mektebi, Adamcıl ve Tartuf ve karşımıza çıkabilir. Sözlükleri önemli. Az önce bahsettiğim lehçe Osmani, müntehabat-ı durub emsal. Arkadaşlar, Türkçülük düşüncesinin en büyük göstergelerinden biri, Ebul Gazi Bahadır Han'dan yaptığı Şecere-i Türk'ü çevirisidir. Buraya dikkat. Şimdi Şemsettin Sami ile devam edelim. Aslında Şemsettin Sami bir edebiyatçıdan, bir romancıdan daha çok arkadaşlar bir dil bilincidir, dil bilimci. Neden? Birazdan göreceğiz. Şimdi örneklendirelim. Dil, sözlük, ansiklopedi alanında önemli çalışmaları var. Nedir bu çalışmalar? Bir defa Adam Orhun yazıtları ve Kutatku Bilik ilgili çalışmalar yapmış. Bunları çevirmiş. Bunlar üzerinde dil bilimi açısından incelemelerde bulunmuş. Bunun dışında ilk yerli romanımız Taşık Utalat ve Fitnat'ı yazacak. Sabah ve Tercümanı Şark gazetelerini çıkaracak. Aile ve Hafta dergilerini çıkaracak. Robinson, Cruz ve Sefiller çevirisini yapacak. Demek ki neymiş? Bizdeki tek çeviri Yusuf Kamil Paşa'nın telama değilmiş arkadaşlar. Bunun dışında ne var? Robinson Crusoe ve Sefiller çevirisi var. Tanzimat Edebiyatı'nın hazırlık dönemiyle ilgili yaptığım ilk derste bu roman çevirileriyle ilgili detaylı bilgiler verdim. Oraya göz atmayı unutmayın. Şimdi eserlerine bakalım. Biz bu adama neden dil bilimci dedik? Bakın arkadaşlar. Taşık Utalat ve Fitnat ilk yerli roman. Bunu geçiyorum. Kaç tane sözlüğü var? Birlikte bakalım. Kamusu Türki, Kamusu Arabi, Kamusu Fransevi. Üç tane önemli sözlüğü var ki Kamusu Türki hala üniversitede edebiyat öğrencileri tarafından kullanılır. Biz de kullandık. Kamusu Ağlam ansiklopedik bir eserdir. Tiyatroları Seydi Yahya, Bese Yahut, Ahde Vefa, Gave, çevirileri Sefiller ve Robinson Crusoe çevirileri karşımıza çıkacak. Dilbilimci bilimci Şemsettin Sami'ye dikkat sözlük türünde sorulabilir. Bakın bu da önemli üçüncü sözlüğümüz olduğu. Devam edelim. Şimdi gelelim direktör Ali Bey'e. Direktör Ali Bey ile ilgili bizim anahtar sözcüğümüz arkadaşlar mizahdır mizah. Şimdi birlikte bakalım. Tiyatro ve mizah alanında önemli çalışmaları var. Theodor Kasab'ın çıkardığı Diyojen Mizah dergisinde yazılar yazacak, klasizmden etkilenecek. Eserlere bakalım. Kokona yatıyor, ayyar hamza, misafiri istiskal, geveze berber, letafet. Bunlar şıklarda karşımıza çıkıyor, dikkatli olalım. Önemli bir mizah sözlüğü var. Bu da dördüncü sözlüğümüz oldu. Lehçetül Hakayık. Yine modern anlamda anı ve gezi günlük ve gezi yazısı özelliği gösteren Seyahat Jurnali bizim için çok önemli. Şimdi devam edelim. Gelelim Mizancı Murat'a arkadaşlar. Mizancı Murat'ta aklımızda tutmamız gereken şey arkadaşlar, Turfanda mı yoksa Turfa mı isimli gerçekçi gözlemlere dayanan romanıdır. 2. Abdülhamit dönemiyle ilgili gerçekçi gözlemlere dayanır lütfen unutmayalım. Tarihi Umumi isimli bir kitabı var ve adından da anlaşılacağı üzere Mizan adlı bir gazeteyi çıkaracak. Devam edelim, gelelim. Şimdi Teodor Kasaba. Diyojen Mizah Dergisi'ni çıkaran kişi Teodor Kasap'tır arkadaşlar. Pinti Hamit uyarlaması bizim için önemli sorularda gelebilir. Son olarak Akif Paşa'ya değineceğiz. Arkadaşlar Akif Paşa'da Paşa'dan ilk dersimizde bahsetmiştim Adem kasidesiyle. Adem kasidesi yokluk demektir. Yokluğa yazılmış bir kasidedir. Varlık yokluk kavramları eleştirilir, sorgulanır. Bir de tapsıra türünde ana, olmak, ana türünde olmak üzere önemli bir eserimiz var. Bu şekilde arkadaşlar Tanzimat Edebiyatı'nın birinci dönemini bitirmiş oluyoruz. Mizancı Murat, Teodor Kasap, Direktör Ali Bey, Şemsettin Sami, Ahmet Vefik Paşa, Ahmet Mithat Efendi, Ziya Paşa, namı kemal ve şinasi işlediğimiz sanatçılar oldu. Sanatçılarla ilgili genel bilgileri, ihtiyaç duyduğunuz bütün bilgileri verdim. Eserlerle ilgili detaylı bir ders gelecek. Ayrıca genel özelliklerinden de bahsetmiş olduk. Umarım faydalı olur. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Başka bir derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.